Havalimanı işletmeciliğinde küresel liderliğe oynayan TAV Havalimanı, yatırımcılarına bir yıl TAV pasaport kart hediye ediyor. Şirket, Merkezi Kayıt Kuruluşu İşbirliği ile hayata geçirdiği ortak promosyonu programı çerçevesinde yatırımcılarına sunduğu ayrıcalıkları Ritz-Carlton Hotel'de düzenlenen basın toplantısıyla duyurdu. Havalimanı işletmeciliği alanında Türkiye'nin dünyadaki lider markası olan TAV Havalimanları, 1000 adet ve üzeri hissesini halka arzından bu yana elinde tutan yatırımcılarına bir yıl TAV Passport Kart hediyesi sunuyor. Şirket, Merkezi Kayıt Kuruluşu'yla hayata geçirdiği ortak promosyon programı çerçevesinde yatırımcısına sunduğu avantajları The Ritz-Carlton Hotel'de düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı. Toplantıya TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Vedat Akgiray ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Müdürü Doçent Doktor Yakup Ergincan katıldı. Toplantının ev sahipliğini yapan TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, TAV'ın geleceğine güvenerek birikimlerini bu yönde değerlendiren yatırımcılarına teşekkür etti. Bugünkü ortak promosyonumuzda 1000 adet ve üzerine TAV Havalimanları Holding hissesini bir yıl veya daha fazla tutan yatırımcılara %50 indirim yapacak arkadaşlarımız. Aynı şekilde yani 17 kişimiz varmış Sayın Genel Müdürümüzden öğrendiğimize göre 1000 adet ve üzerine TAV Havalimanları hissesini halka arzından bu yana elinde bulunduran 17 kişiye de ücretsiz bir TAV pasaport kartı tanıyacağız. Biz sadece onlara, yatırımcılarımıza küçük bir teşekkür etmek istiyoruz ve bireysel yatırımcılarımızın da dediğim gibi demin bilinçlenmesine faydası olacağına inanıyoruz. Yatırımcıya karşı sorumluluğumuz çok büyük. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Profesör Doktor Vedat Akgiray, yapılan işbirliğine dikkat çekerek sürdürülebilir insan ilişkilerine değindi. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun bu fikri bir iki yıldır bunu tartışıyorduk. Bu ikinci uygulaması, bunda TAV'ın yapıyor olması ve başarılı şirketimizin fevkalade güzel bir haber. Bunlar güzel çabalar. Yani küçük gözükse bile etkisini ölçmek zor olan şeyler. Dolayısıyla bunun kıymetini bilip de bu kadar alanlara, TAV yönetimine, Sani Bey'e başta olmak üzere teşekkür ediyorum. Her şey para değil, biraz da insan faktörünü düşünmek lazım. Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Müdürü Doçent Doktor Yakup Ergincan, kurumsal yönetim ve yatırımcı ilişkileri hakkında şunları söyledi. MKK burada TAV gibi kurumsal yönetim ve yatırımcı ilişkilerinin önemine inanan, küçük yatırımcının korunmasına ve desteğine güvenen şirketlerle işbirliği yapıyor ve bu işbirliğini yapmayı devam ettirecek. Çünkü biz bu tür uygulamaları Türkiye'deki yatırımcı tabanının genişletilmesinde ve kurumsal yönetim geliştirilmesinde çok önemli olarak görüyoruz. Bu anlamda TAV'ın bu uygulamasını çok önemli buluyoruz ve daha da genişletilmesini diliyoruz tüm şirketler tarafından ve kurumsal yönetim ve yatırımcı ilişkilerine inanan şirketler açısından TAV'ın bir örnek olmasını diliyoruz. TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, toplantı sonrası Eko Pazar'a konuştu. Biz TAV Havalimanları olarak küçük yatırımcıya çok önem veriyoruz. Bireysel küçük yatırımcıya çok önem veriyoruz. Onların daha bilinçlenerek daha uzun vadeli yatırımlarını borsada değerlendirmelerini istiyoruz. Onun bir gelişmesi olarak MKK, Merkezi Kayıt Kuruluşu ciddi bir çalışma yapıyor. Geçen sene Türk Telekom böyle bir promosyon vermiş. Biz de hemen bunu yapalım, bu şeye katılalım diye düşündük. Ve bizim de pasaport kart diye bir kartımız var. Bunlar yolculara çok ayrıcalıklı hizmet veriyorlar. Yani hem otoparkta, hem vale hizmetlerinde, hem check-in kontuarda, pasaportta, karşılamada, uğurlamada o kartlardan işte 1000'in üzerinde hissesi olan ve bir yıl süreyle bu hissesini tutan yatırımcılarımıza bilaveden biz bu pasaport kartından vermek istiyoruz. Aslında amaç şu: öncelikle teşekkür etmek yatırımcılarımıza bizi borsada tercih ettikleri için. Biz de onlara diyoruz ki siz bizi borsada finansal olarak tercih ettiniz ama operasyonel olarak da biz size havalimanlarımızda bir ayrıcalık verelim. Yani bu kartın sahibiyim
diyen bir ortağımız olsun. Yani ortağımız olduğunu kendisi görsün. Onun için bugün burada toplandık. Sani Şener, TAV'ın kısa sürede yakaladığı başarı öyküsünü ise şöyle değerlendirdi. 2000 yılında biz bu işe başladık. Çünkü 98'de ilk Atatürk Havalimanı'nın yatırımıyla başlamıştık. 2000 yılında başladığımızda aslında projeye işte Atatürk Havalimanı yaparız, işletiriz, devrederiz, gideriz diye düşünüyorduk. Ama hemen bu sektöre girdikten sonra havalimanı işletmeciliğinin çok ciddi gelecek vadeden bir iş olduğunu gördük ve devam etme kararı aldık. Şu anda İMKB'nin kurumsal derecelendirmesinde en yüksek puanı bizde, Türkiye'nin bir numaralı şirketiyiz bu konuda. Şu anda TAV Havalimanları Holding'in kurulduğundan bu yana, 2006 yılından bu yana 118'lik büyümesi var. Ortalama olarak o kadar büyümesi var. İstihdam sayısı 9000 kişiydi 2006'da. Şu anda 20.000 kişi çalışıyor. TAV İnşaat'la birlikte 50.000 kişi çalışıyor. Bizim önceliğimizin büyümek olması lazım. Çünkü istihdam ancak büyümekle birlikte yaratılıyor. Biz bu büyümeyi yarattık. Hem karlılık olarak yarattık, hem de sosyal fayda olarak yarattık. Şener, Türkiye'nin 2023 vizyonu ve havacılık sektörüne ilişkinde önemli açıklamalarda bulundu. 2023 vizyonunu okudum. Yani 173 milyar dolarlık bir altyapı projesinden, 130 milyar dolarlık bir enerji projesinden, yatırımından, 25 milyar dolarlık da turizm projesi yatırımından bahsedilen, hedef konulan bir vizyon. Türkiye'nin bu vizyona ulaşması demek, Türkiye'nin gerçekten dünyanın en büyük ekonomileri arasına girmesi demek. O vizyona göre bu vizyon da piyasa tarafından kabul edildi. Yani piyasaların kendini ona göre pozisyonladığını görüyoruz biz. Biz de kendimizi ona göre pozisyonladık. Zaten havacılıktaki verilen rakamlar, yani 350 milyon yolcu hedefi var 2023'te. İşte 750 civarında uçak olacak hedefi var. Bunların, bizim bu işin içindeyiz. Bu hedeflere kesinlikle ulaşılacağını görüyoruz. Ama işte bu hedeflere ulaşırken, istihdam yaratırken en önemli konulardan birisi de eğitilmiş iş gücünün yüzdesinin çok daha fazla artırılması gerekiyor.